Hoş geldin. Yani umarım hoş geldin. Umut'u görmeye geldim. Keşke gelmeden arasaydın. Yani akşam dışarıda olmam lazım. Umut'u konağa bıraktım ben. Ya istersen gidip orada görebilirsin tabii. Doğum günü için mi senin? Mutlu yıllar. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben o gün adama böyle bir tartmak istedim adamı. Kötü bir niyetim yok yani siz. Niye öyle hepiniz bana yüklendiniz ya? Biraz tepkiniz fazla olmadı mı yani? Biz? Evet. Yine senin dışında herkes suçlu, sen değilsin. Sen zaten o akşam Mert'i de gömmeye çalışmadın masada. Biz yanlış anladık onu da. Adem, sen ne istiyorsun gerçekten? Sen bana defalarca kanıtladın, benim senin için bir önemim olmadığını kafama vura vura anlattın Adem. Beni ne halde bıraktığına dair bir fikrin var mı senin? Suçlayıp gitmek kolay. Bak o akşam kendince küçücük bir ayarsızlık yaptın. Sevgilin masada bıraktı gitti seni. Tamam hadi ya, of tamam hadi. Adem, beni görmedin diyorsun ya hep. Affedersin ya, sen beni hiç gördün mü acaba? İntikam alacaksın diye. Geçmişle yüzleşeceksin diye, kendini bulacaksın diye bunca şeyi biz bu yüzden yaşadık. Adem, ben sadece senin içindeki iyiyi çıkartmaya çalıştım. Bunun için savaş verdim. Bu savaşta da kaybeden ben oldum. Yine de çelme takmadım sana. Sen benden ne istiyorsun ya? Ne ya? Sen niye benim ayağımı sıkıyorsun? İşte kalkmak için bir sebep buldum. Yine ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Yine de ayağıma sıkıyorsun. Adem, ben ne kadar karanlıkta kalsam o kadar iyi mi hissedeceksin? Ben kimsenin kötülüğünü falan istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten. Ben kimsenin kötülüğünü falan istemiyorum. Benim istediğim tek şey var. Zor kazanılmış bir mutluluğu bu kadar kolay kaybetmemek. Anlatabiliyor muyum? Ha şimdi sen bana bencilsin diyeceksin. Ne kadar kolay ya senin için birini yaftalamak. Hepiniz için ne kadar kolay ya birini yaftalamak. Bak sen bana yardımcı oldun. Evet, ne kadar güzel. Demek ki yani buralara nereden geldiğimi sen daha iyi biliyorsun. Öyle değil mi? Ben tam koşa koşa bir aile kuracağım. Adamın teki çıkıyor, geliyor ya. Benim kardeşimin masasında yok. Milleti güldürüyor, eğlendiriyor. Kızı geliyor benim oğluma masallar anlatıyor. Yok ne, ben senden izin almaya tabiyken adam çocuğumun kucağında uyutuyor. Ne yapıyor artık bilmiyorum yani. Belki de benim oğlum bütün ilklerini bu adamla yaşayacak yani. Bilmiyorum. Kabuslar görüyorum ya. Kabuslar görüyorum ya. Adem. Adem, ben bu korkuyu aşmayı öğrendim. Öğrenirsin tabii. Umut seninle birlikte de ondan. Belki bu adam benim veremediğim yuvayı benim çocuğuma verecek yani. Belki kız da var. Kardeşi de olacak. Benim bütün kardeşlerim sizinle zaten. Ben tam bir aile kurayım derken yine böyle dımdızlak resmi düşün. Adem, beni sakinleştirmek için söylediğin şeyi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Nasıl ki Umut'un annesi bensem, babası da sensin. Bu gerçeği hiçbir kuvvet değiştiremez. Bir kere ben oğlumun babasız büyümesine müsaade etmem. Adem, aile kolay kaybedilen bir şey değil. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ne kardeşlerin için, ne Umut için senin yerini hiç kimse alamaz. Yani dımdızlakta değilsin ki Adem, güneş var. Umut bizim ortak kümemiz. Senin de bir çemberin var. Güneş terk etti beni. Her gidiş bitti demek değildir, biz bunu biliyoruz değil mi Adem? Ben doğum gününde fazla canını sıkmayayım senin. Adem. Efendim? Biz akşam Faruk'un mekanında olacağız. Gerçi Mert de olacak. Ama gelmek istersen seviniriz. Ben bu geceyi riske atmayayım, tamam. Size iyi eğlenceler. Hadi mutlu yıllar.